Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Üçüncü üniteye geçiyorum. Türevin geometrik yorumuna geçiyorum dostlar. Ve ilk köşe taşımızla başlıyorum hemen. Bakalım ne diyor. Şekildeki D doğrusunun eğimi kaçtır diye bir soru sormuş. Dostlar, bir doğrunun eğimi demek, o doğrunun bakın şu x ekseniyle yaptığı açı var ya, şuradaki açı. Buradaki açılardan iki tane açı yapıyor. Biri alfa, biri beta. Sağdaki açının, her zaman sağ taraftaki açının tanjant değeri, tanjant alfa bize eğimi verecek dostum. Peki bu açının tanjantı karşısı 1, komşusu 2 birim uzunluğunda olduğu için 1 bölü 2 gelecek. Bizim de eğimimiz 1 bölü 2 çıkacak dostum. Peki bu durumda beta'nın tanjantı ne olur? Onu da söyleyelim. Tanjant beta. Bu da tanjant alfa ile tanjant beta. Alfa ile beta toplamları 180 derece ya kardeşim. Trigonometri ne diyor? Toplamları 180 olan iki açılardan birinin tanjantı neyse diğeri onun eksilisidir diyor. Eksi 1 bölü 2 olacak tanjant beta. Tabi bizim asıl cevabımız tanjant alfa 1 bölü 2. Ama yeri gelecek bazen alfa dik üçgen içinde olmayacak. Bulamayacağız alfadan tanjantı. Beta'dan, komşusundan faydalanıp bulacağız. Ve bulduğumuz cevabı da eksiyle çarpacağız dostlarım. Burada bakın beta geniş bir açıdır. Alfa dar bir açıdır. Dar açının tanjantı kesinlikle pozitif. Geniş açının tanjantı kesinlikle negatif olacak. Bu bilgileri de bir söylemiş olmak istedim arkadaşlar. Ve geldim 2 numaraya. D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Dostum, D doğrusunun eğimi şuradaki alfa açısının tanjantı olacaktı. Yani tanjant alfayı arıyorum ben şu anda. Peki alfa nasıl bir açı dostum? Bakın, geniş bir açı. Çünkü şurası beta. Beta dik üçgenin içinde ve dar bir açı olmak zorunda. Dolayısıyla alfa geniş bir açı. Geniş açının tanjantı neydi? Eksiydi. Demek ki bizim eğimimiz eksi bir sayı çıkacak. Şu ikisini sildim kafadan. Şimdi tanjant betayı buluyorum. Tanjant beta eşittir. Karşısı 3 birim, komşusu 2 birim uzunluğunda. O halde 3 bölü 2. Ama biz alfanın tanjantını, yani eğimi arıyoruz dostum. Bunun nesiydi? Eksilisi olacaktı. Cevap Adana geldi. Geldim şu soruya. Eğim açısı 135 derece olan doğrunun eğimi kaçtır? Eğim açısı dediğiniz işte deminden beri gösterdiğim alfa, sağdaki açı yani. Demek ki bu doğrunun eğimi, eğim M harfiyle gösteriliyor ki M tanjant 135 olacak. Tanjant 135'in değeri de eksi 1'dir dostlarım. O yüzden cevabımız eksi 1 geldi. Geldim hemen 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor 4 numaramız. Şekildeki D1 ve D2, D3 doğrularının eğimleri sırasıyla diyor. M1, M2, M3'tür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Bakın şu D3 doğrusunu konuşalım ilk önce. D3 doğrusu x eksenine paralel bir doğru. Yani x ekseniyle açı oluşturmuyor. Yani x ekseniyle oluşturduğu açı yok piyasada. O halde diyeceksin ki bunun eğimi kesinlikle sıfır. Yani üçüncü doğrumuzun eğimi sıfır çıktı kardeşlerim. Gelelim birinci doğruya bakalım. Bakın birinci doğrunun şuradaki açı bizim eğim açımız değil mi kardeşim? Eğim açısı bu. İkinci doğrunun eğim açısı da şurası. Dikkatinizi çektim bakın. Birinci doğrunun eğim açısı dar açı. Demek ki D1'in eğimi, yani M1 dediğimiz şey dar açı olmasından sebep pozitif bir değer alacak. D2'nin de eğim açısına bakın dostlarım, geniş bir açı. Geniş açı olmasından sebep M2 değeri, yani eğim değerimiz tanjant alfa olduğundan negatif bir değer alacak. Şimdi bu bilgiye göre
en küçüklerinin M2 olması, M3 dediğimiz şey 0 olduğu için ortada duracak, M1 de pozitif olduğu için en büyükleri olacak. Yani cevabım Denizli'den çıktı arkadaşlarım. Doğru cevap Denizli'ymiş. 1 numarayı gömdük. Aldık 2 numarayı elimize. Bakalım ne diyor. Şekildeki şu bakayım odaklanma tam doğru mu diye. Evet, her şey yolunda gibi gözüküyor. Diyor ki şekildeki fx fonksiyonunun üzerinde bir a noktası verilmiştir. Pekala, fx fonksiyonunun üstünde bir a noktası varmış dostlarım. Tamamdır. A noktasından çizilen teğetin diyor arkadaşlar eğim açısı teta ve eğimi de m olduğuna göre. Şimdi A'dan çizilen teğeti bir görelim şöyle. A noktasından bir teğet doğrusu geçiyor. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Bakın eğim açısı şurasıymış teta. Nasıl bir açı çıktı eğim açımız? Geniş açı çıktı kardeşim. O halde teta geniş açıdır diyecek. Doğru. Eğim dediğimiz şey sağdaki açıydı değil mi? Tanjant tetaydı. Evet, işte onu da doğru söylemiş. Ve diyor ki eğim dediğin şey negatiftir diyor, sıfırdan küçük. Evet, tanjant tetaydı eğimimiz ve teta geniş açı olduğu için kesinlikle tanjantı da negatif değer alacak. Dolayısıyla eğim de negatif değer alacak. Bu da doğru. O halde hepsi doğrudur dedim. Edirne'yi işaretledim. Geldim ikinci soruya. Şekildeki diyor eğri üzerindeki K ve L noktalarından çizilen teğetlerin eğimleri sırasıyla şunlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın L'den çizilen teğeti gösteriyorum. Şu. K'dan çizilen teğeti gösteriyorum. Tam şöyle gösterelim. O da bu. Peki L'den çizilenin eğim açısı şurası. K'dan çizilenin de eğim açısı burası arkadaşlar. Bakın L'den çizilenin eğim açısı dar açı. Bu dar. Bu da geniş açı arkadaşlarım. Dar açının tanjantı neydi? Pozitif. O halde bu adamın eğimi pozitif. Yani L, eğim L kesinlikle pozitif bir değer alacak. Sıfırdan büyük bir değer alacak. L değeri. Devam edelim. Şuna bakalım. K'ya bakalım. Geniş bir açıdır K dediğimiz şey arkadaşlarım. K geniş bir açı. Geniş açı olmasından sebep eğimi kesinlikle negatif bir değer alacak. O halde eğim K kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Eğim K sıfırdan küçük, eğim L sıfırdan büyük olacak dedik. İşte Adana şıkkındaki cevabımız direkt doğru bir cevap geldi. Ve 3 numaraya geçtim. Yandaki eğri üzerinde verilen noktalardan çizilen teğetlerin eğimleri pozitiftir diye bir soru soruyor. Hadi şimdi A'dan bir eğim çizelim, teğet çizelim. Bu teğetin eğimi bakın dar açı. Dar açı olduğu için pozitif olacak diyelim. Bir kere A kesinlikle olacak. Denizli'yi sildim hemen. C'den bir kere B'den de bir çizelim. B dediğimiz şeyden çizilen eğim bakın x eksenine paralel olduğu için x eksenini kesmiyor. Dolayısıyla eğim açısı yok. Eğim açısı yoksa da eğimi 0 demiştik bunun için. Demek ki B noktasından geçen doğrunun eğimi 0. Pozitif değil en azından. B olmayacak. B'yi de silelim. C'ye bakalım arkadaşlarım. C'den geçen doğru şöyle bir doğru. Eğim açısına bakın. Geniş bir açı. Geniş açı olduğu için demek ki C'den geçen teğet doğrusunun eğimi negatif olacak. C de olmayacak işin içerisinde. Denizli'ye bakalım. Denizli'den şöyle bir doğru çizdim ki bakın dar bir açı oluşturdu. Dar açının tanjantı pozitif olduğu için eğim de pozitif olacak. O halde A ve D ikisi de pozitiftir. İkisinden çizilen teğetler pozitiftir eğimleri diyebilirim. Geçelim 3 numaraya. Fonksiyonunun eğrisine üzerindeki diyor x eşittir bir apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi dostum, teğetin eğimini bulmanın yollarından biri de şu. Verilen fonksiyonun türevini alıyorsun bir kere. Bu türev değerinde, türevini aldıktan sonra
sana verilen hangi noktadan bahsediyorsa o noktanın apsisini yani x'ini yerine yazıyorsun. İşte bu sana teğetin eğimini veriyor dostum. E şimdi ben o zaman bu adamın bir kere türevini alayım. 3x kare artı 1'dir türevi. Bu türevinde x gördüğüm yere verilen noktanın apsisini yazalım. X yerine 1 yazalım. 3, 1 daha. 4 çıktı ki bu neymiş? Teğetin eğimiymiş dostum. Cevabım Denizli'den çıktı. Hadi şimdi 2 numaraya bakıyoruz. Eğrisine üzerindeki 2'ye k noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? Şimdi teğetin eğimi lazımsa bana sadece x ile işim var. K'yı bilmeme zaten gerek yok. Vermemişti adam zaten. Peki nasıl buluyordum teğetin eğimini? Bir kere türev alıyorum. Hadi şimdi f'in türevini alalım bir ilk önce. 4 başa geldi. 1 bölü 4 çarpı 4. X üzeri 3 oldu. Eksi 3 başa geldi. X kare oldu. X'in katsayısı 1 olduğu için 1'i yazdım. Eksi 1'in türevi de 0 olduğu için yazmadım onu. İşte bu türev de yerinde. X yerine sen 2'yi yazınca teğetin eğimini buluyormuşsun dostum. Bana da zaten bunu soruyor. Teğetin eğimini. Hadi yazalım 2'yi. 1 bölü 4 çarpı 4. Gerçi şu 4'ler gidiyor ya. Bunları hiç yazmayalım. 2'nin küpü geliyor. 8. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 1. 8. 12 çıktı. Eksi 4. Eksi 4. Bir daha. Eksi 3 geldi. Sorumun cevabı Gobeller. Ve geçtim 3 numaralı soruya. Eğrisine diyor üzerindeki bilmem ne apsisli noktadan çizilen normalin eğimini soruyor bu sefer. Biz önce bir kere teğetin eğimini bir bulalım dostlarım. Teğetin eğimini bulmak için türev alıyordum bir kere. 2x eksi... Videomuz durmuş. Hemen başlattım arkadaşlarım. Şimdi biz ilk önce türevin eğimini buluyoruz. Türevin eğimini bulurken de bir kere türev... türevin eğimi diyorum pardon. Teğetin eğimini bulurken ilk önce türev alıyorum arkadaşlarım. İlk işim teğetin eğimini bulmak. Türev alındı. 2x eksi 5 çıktı. Hangi noktada istiyor? X'i eksi 1 olan noktada istiyor. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 2 eksi 5 daha. Eksi 7 geldi. Yalnız buna dikkat edin. Bu teğetin eğimi. Peki normalin eğimi ne hocam? Şimdi dostlar teğetle normal birbirine her zaman dik olan iki doğrudur. Bu teğetse normalde kesinlikle şöyle bir şeydir. Dik olmak zorundadır teğetle normal birbirine. Ve eğer ki iki doğru birbirine dikse bunların eğimlerinin çarpımı teğetin eğimiyle normalin eğimi çarpımı hep eksi bir olmalıdır. E ben şimdi teğetin eğimini biliyorum. Eksi 7. Eksi 7'yi buraya bölü olarak atarsam eksi 1 bölü eksi 7'den 1 bölü 7 gelecek sorumuzun cevabı. Geldim 4 numaraya. Denklemleri ile verilen fx fonksiyonu grafiğine üzerindeki x eşittir 4 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce ben y'nin x'e göre türevini alacağım dostlarım. Y'nin x'e göre türevini aldığında ve x yerine de 4 yazdığımızda bize teğetin eğimini verecek. Hadi y'nin x'e göre türevini alalım. Zincir kuralımız vardı dostlar. Bunu da nasıl yapıyorduk? Önce y'nin t'ye göre türevini alıyorum. Sonra da t'nin x'e göre türevini alıyorum. Peki y'nin t'ye göre türevi 2t artı 1'dir. Çarpı t'nin x'e göre türevi 1 bölü 2 kök x geliyordu. Buna alıştık artık türev alma kurallarında. Şimdi x yerine 4 yazın diyor. Peki ben x yerine 4 yazdığımda burası ne çıkıyor? 2. Yani t yerine 2 yazın diyor. X yerine 4 yazın diyor. T yerine 2 yazarsak 4, 1 daha 5 olur. Çarpı t yerine 2 yazarsak, pardon, x yerine de 4 yazarsak burası 4. 2 çıktı. 2 kere 2 4. 1 bölü 4 geldi. 5 çarpı 1 bölü 4. O da 5 bölü 4 yaptı. Dostlar bunu da saldım gitti. Geldik 4 numaralı köşe taşımıza. Bakalım burada ne diyor.
eğrisini x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi 3. Yani bak şunu diyor. Teğetin eğimi neydi dostum? Bir kere türev al. Türevinde de x yerine verilen apsisi yaz. İşte bu senin teğetinin eğimi. Yani 3'tür diyor arkadaşlar. E şimdi artık bundan sonrası bildiğimiz klasik soru oldu arkadaşlar. Hemen türevini alalım. 2 yazalım. 3'e eşit diyelim. Türevini aldım. 2x artı m. Şimdi 3 yazacağım. Şey pardon. 2 yazacağım x gördüğüm yere. 4 artı m olur ki bu da 3'e eşitmiş. Peki m ne çıktı bu durumda? Eksi 1 patladı gitti. Geldik 2 numaralı soruya. Diyor ki x eşittir a apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 4. Dostum teğetin eğimi neye eşitti? Türevini al. Hangi apsisli noktada aldın? A noktasında. Yerine yazınca teğetin eğimi geliyor ki bu da 4'müş dostum. Şimdi türev alalım. 2x bölü 2 olur. Artı a. Türevini aldık. 2'ler gitti. X yerine de a yazarsanız diyor. A artı a. İşte bu da teğetin eğimi. Yani 4 oldu. 2a 4 ise a da 2 çıktı kardeşim. Cevabım Adana'dan geldi. Üçüncü soru. Eğrisinin hangi apsisli noktasındaki teğetinin eğimi 1'dir? Yani x eşittir k noktası için teğetinin eğimi 1. Peki o halde şöyle yapıyorum değil mi? Bir kere türev alıyorum. X yerine k'yı yazdığımda eğimi 1'e eşitmiş dostum. Peki bir kere türev alalım hemen. 2x eksi 4 olur türevini aldığında. Ve sen x yerine kaç yazarsan diyor 1'e eşit olur diyor. Ben de k yazınca dedim. Hemen 2k eksi 4 eşittir 1. 2k eşittir 5 olur. K eşittir 5 bölü 2. Geldi sorumuzun cevabı. 4 numaraya geldim. Eğrisi üzerindeki MN noktasından çizilen teğetin eğimi 3. Şimdi teğetin eğimini nasıl buluyordum gobeller? Bir kere türev alıp bana verilen noktanın apsisini M'yi yerine yazdığınızda teğetin eğimini buluyorsunuz. Yani eksi 3'ü buluyorsunuz dostlar. E hadi türevini alalım. 4 başa geldi. 4 x küp oldu. Bölü 4 var. Eksi 2 var bir de burada arkadaşlarım. Şu 4'ler gitti. Burada şimdi x gördüğüm yere m yazınca 3'e eşit. Yani m küp eksi 2 eşittir eksi 3. O halde m küp eşittir eksi 1 olur. M eşittir eksi 1 çıkar. M'yi buldum. M eksi 1'miş. Şimdi n'yi bulacağız. E burada da biraz analitik geometriden faydalanacağım dostum. Şöyle ki bir nokta bu eğrinin üzerinde ya kardeşim. Üzerindeymiş bu nokta. Demek ki bu nokta bu denklemi sağlayacak demektir. Yani sen x yerine eksi 1, y yerine n yazarsan doğru bir şey yapmışsın demektir. Peki y yerine n yazalım. Y demek fx demekti. Fx yerine n yazdım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam 4. kuvveti 1 bölü 4 geliyor. Eksi 1 yazarsam artı 2 artı 1 geliyor. Peki n eşittir. 3 oldu burası. 4 kere 3 12 1 daha. 13 bölü 4 geldi n. Bize de m artı n'i soruyor. Yani eksi 1 ile 13 bölü 4'ün toplamını soruyor dostum. 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4. 13 ile toplarsam eksi 4'ü 9. 9 bölü 4 geldi. Sorumun cevabı gobeller. Evet 4 numarayı da gömdük. Çevirdik 5 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonuna x eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen teğet x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor. Dostum x ekseniyle pozitif yönde demek eğim demektir. Eğim açısı 45'miş. Demek ki bu amcanın eğimi tanjant 45'miş. Yani 1'miş kardeşim.
çizilen teğetin eğimi demekmiş burası. X ekseniyle pozitif yönde yapılan açı eğim açısıdır. Bunun da tanjantı eğimdir. İşte demek ki teğetin eğimi 1. Hadi şimdi teğetin eğimini türevden bulalım dostlarım. Bir kere türev alıp X gördüğüm yere apsisli nokta diyor ya, işte bu eksi 1'i yazdığımda bana teğetin eğimini, yani 1'i verecek dostum. Peki türev alalım bir kere. 3x kare yapar, eksi m yapar. Hadi x yerine de eksi 1 yazalım. 3 olur, eksi m eşittir 1 olur. 1'i buraya, m'i buraya alalım. 2 eşittir m geldi. Sorumun cevabı Edirne. Parabolünün hangi noktasından çizilen teğet şuna paraleldir diyor dostum. Şimdi paralellikte şunu söyleyeceğiz dostlar. Bu doğruya paralelmiş ya benim teğetim. Bunun eğimiyle bizim teğetimizin eğimi kesinlikle birbirine eşit. Paralel iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir Goberler. Peki bu doğrunun eğimi kaç öğretmenim? Bir doğrunun eğimini denklemden şöyle bulursunuz. Y'yi tek başına bırakırsınız dostlar. Y eşittir. 5x'i bu tarafa atın. Eksi 5x. Eksi 1'i bu tarafa atın. Artı 1. İşte y tek başınayken şu x'in katsayısı var ya, eksi 5. Bu senin, bu doğrunun eğimidir. E peki benim teğet doğrum da buna paralel olduğu için o halde benim teğet doğrumun da eğimi eksi 5 olacak dostum. Çünkü paralellerin eğimleri eşit. Peki hangi noktadan çizilen x eşittir k apsisli noktadan çizilen olsun? K'yı soruyor bize. Ne yapıyorduk teğetin eğimini bulurken? Türevden ne yapıyorum? Bir kere türev alıyorum. 2x eksi 3'tür bu amcanın türevi. İşte x eşittir k apsisli nokta dediği için x yerine k yazdığımda bu benim teğetimin eğimi. Yani eksi 5 olacak. Hadi 3'ü buraya alalım. Artı geldi. 2k eşittir eksi 2. K eşittir eksi 1 çıktı. Demek ki apsisi eksi 1 olan noktadan çizersem ben bu teğeti, buna paralel oluyormuş. Apsisi eksi 1 olacak. Cevabım Bursa'daymış dedim dostlarım. Geldim buna. Eğrisine x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğet x eksenine paralel olduğuna göre diyor. Dostum hatırlayın ilk köşe taşlarında bir doğru x eksenine paralelse ne oluyordu, bunun eğimi 0 olacaktı kardeşim. Şimdi demek ki x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 0'dır diyor bize. Peki biz buradaki eğimi nasıl buluyorduk? Bir kere türev alıyoruz. E alalım türevi. Bakın bölümlü bir ifade var. Bölümün türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinci. Bölü ikincinin karesi. Yani x artı m'nin karesi dediğimde İşte bu türev. Bu türevde de x yerine 2 yazarsanız diyor, teğetin eğimini bulursunuz. Yani 0'ı bulursunuz diyor dostlarım. Hadi x yerine 2 yazalım. 4 çarpı 2 artı m eksi 4 oldu. Şurada da bunu da buraya çarpı diye attığım için 0 oldu burası zaten. 4'ü bu tarafa atalım. 8 artı 4 m eşittir 4. 4m eşittir eksi 4 olur. M eşittir eksi 1 çıkar dostlarım. Sorumun cevabı Denizli'den geldi arkadaşlar. Ve geldim 4 numaralı soruya. Diyor ki fx eşittir bilmem ne eğrisi üzerindeki A noktasından çizilen teğet doğrusuna diktir diyor dostlarım. Şimdi İkinci soruda paralelliği gördük. Burada da dikliği göreceğiz. Demek ki bu doğruya dikmiş benim teğetim. Dostlar iki doğru dikse ne öğrendik birinci, ikinci, üçüncü köşe taşında ya da analitikte? Eğimlerinin çarpımı eksi 1. Peki bu amcanın eğimi ne? Şimdi y'yi yalnız bırakıyordum. 3y burada dursun. X eksi 5 diye bunlar geçer bu tarafa.
Peki 3'e bölelim. Bakın y hala yalnız değil. 3'e bölelim. 1 bölü 3 x eksi 5 bölü 3 olur. İşte y tek başınayken x'in kat sayısı senin eğimindir. Demek ki bu doğrunun eğimi 1 bölü 3. Şimdi benim aradığım teğet doğrusunun eğimi ise buna dik olduğu için teğet doğrusu. Çarpımları eksi 1 olacak. O halde teğet doğrusunun eğimi çarpımlarının eksi 1 olması için takla attırıp işaret değiştirmem lazım. Teğetin eğimi eksi 3 çıktı dostlarım. Hemen şimdi teğetin eğimini bir de türevden bulalım. Bu amcanın bir kere türevini alıyorum. 3x kare artı m yapar. Ve hangi noktadan istiyor? Şu noktadan. Apsisi eksi 1 olan noktadan. Apsisi yerine yazdığımda teğetin eğimini buluyorum. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 3 artı m eşittir eksi 3. Demek ki m eşittir eksi 6. İşte m'yi bulduk arkadaşlarım. Şimdi m eksi 6 tamam da bize n'yi soruyor. Peki n'yi nasıl bulacağım öğretmenim? Orada da şu bilgi devreye girecek. Madem ki bu A noktası bu eğrinin üstünde, üstündeyse ne olacaktı? Denklemi sağlayacak. Yani x yerine eksi 1, y yerine 3 yazarsan sağlayacak demektir. Hadi y yerine, yani fx yerine 3 yazıyorum. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü yine eksi 1. X yerine eksi 1 yazarsam eksi m olur burası. E m'yi de eksi 6 bulduk. Eksi m dediğim için artı 6 oldu. Bir de artı n. Burası ne yaptı dostum? Eksi 1 6 daha 5. 5'i de buraya atalım. 3 eksi 5 eşittir n oldu. N dediğimiz sayı eksi 2 çıktı dostlarım. Evet 5 numarayı da böylelikle görmüş olduk. Hemen 6 numaralı köşe taşını aldım önüme. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonunun grafiğine x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi burada da teğetin denklemini yazacağız biz dostlar. Teğet denklemi yazman için bir kere iki şeye ihtiyacım var. Bir, noktasını bilmek zorundasın ki ben noktanın sadece apsisini biliyorum. Noktanın apsisi 2. Peki ordinatı nedir bu noktanın? Hemen bu nokta bunun üstünde ya. Getirip yerine yazıyorum. 2 yazarsam burası 8 olur. 2 yazarsam 4 artı 1. 4, 1 daha 5 olur. İşte ordinatı da 5'miş dostlarım. Peki bu noktadan çizilen teğetin denklemini soruyor. Şimdi bunun tabi birkaç farklı yolu var. Korsan yöntemi de var. Mesela şöyle dostum. E şimdi senin artık aradığın bu nokta teğetin de üstündeki bir nokta olacak. Teğetin de denklemini sağlayacak demek ki. Yani sen şıklarda hemen x yerine 2, y yerine 5 yaz. Bakalım hangisi sağlıyor? Bakın mesela x yerine 2 yazdığımda y'si 5 olan direkt Bursa şıkkı var arkadaşım. Diğer hiçbir şıklar sağlamıyor. Mesela işte al sana korsan bir yöntem. Tabii ben şimdi bir de normal yöntemiyle de çözeyim bunu. Şimdi noktasını biliyorum doğrunun, teğet doğrusunun. Bir de eğimini bulalım değil mi? Teğetin eğimi. Nasıl bulacaktım? Türev alacaktım. 3x kare eksi 2'dir. X yerine de 2 yazdığımda 4, 12, 12'den 2 çıktı 10. Bu da senin teğetinin eğimi olacak dostum. Hemen şimdi denklemi yazıyorum. Denklem yazma formülümüz şu. Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1. Y1 ile x1 denilen şey senin noktan arkadaşım. Noktanın y'si ile x'i. Y1 yerine 5 yazacaksın. Y eksi 5. Eğim zaten bulduk onu 10. Çarpı x eksi x1 yerine de 2 yazacaksın. İşte bunu da bir toparladığın zaman cevap geliyor. Hadi toparlayalım. Şurası 10x eksi 20 yapar. 5 de buraya artı geldi. Eksi 15 yapar. Y eşittir 10x eksi 15. İşte gerçekten Bursa şıkkı çıktı. Hadi 2'yi yapalım şimdi. Eğrisine üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğetin denklemi nedir diye bir soru sormuş. Hadi ilk önce bu noktanın
y'sini bulalım. Bak demiş ki x yerine 1 yazarsan y'yi bulursun zaten. Kendisi de öyle söylemiş. Biz biliyoruz zaten. X yerine 1 yazalım. 1, 3 de buradan geliyor. 4. Demek ki şurası 4'müş aslında. 1'e 4 noktasından çizilen teğetin denklemini istiyor. Sen şimdi hemen korsan yöntemi patlatabilirsin dostum. 1'e 4 noktası. Bakalım hangi şıkta x yerine 1, y yerine 4 yazınca doğru bir şey geliyor. Bakalım mesela Adana şıkkında x yerine 1 yaz, y yerine 4 yaz, 20 olur. 20 eksi 1 artı 1'i götürür. 20 eşittir 0 olur. Bak yanlış. X yerine 1 yazalım, y yerine 4 yazalım. 4 eksi 5 eksi 1. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 yaptı. Eksi 2 eşittir 0. Yanlış. İşte bu şekilde bulabilirsin dostum. Ben çok uzatmayayım. Noktayı yerine yazarak sağlatabilirsin. Ama ben normal denklemle yazacağım bir de şimdi. Bana bir de ne lazım dostlar? Eğim lazım. Doğru denklemi yazabilmek için işte bu teğetin eğimi lazım. Onun için de türev alıyorum. Hemen 2x artı 3'tür türevi diyorum. X yerine verilen noktanın apsisini yazıyordum. Yazarsam 2, 3 daha 5 oldu. Teğetin eğimi. Şimdi denklemi yazalım. Y eksi y1 yani 4. Eğim 5 çarpı x eksi x1 yani 1. Düzenleyelim. Y eksi 4 eşittir 5x eksi 5 olur. Yani y eşittir 5x eksi 1 oldu arkadaşlarım. Hadi hepsini de bu tarafa toplayalım. Y eksi 5x artı 1 eşittir 0. İşte Denizli şıkkımız sorumuzun doğru cevabıymış dedim. Ve geldim 3 numaralı soruya. X eşittir 0 apsisli noktasından çizilen teğet doğrusunun x eksenini kestiği nokta falan filan. Hadi şimdi gelin ilk önce x eşittir 0 apsis dediği için x yerine 0 yazalım. 3 bölü 1'den benim noktam ne çıktı? X'i 0 da y'si 3 bölü 1 geliyor. 3 geliyor yani kardeşim. Şimdi bu noktadan çizilen teğetin bir de eğimini bulayım ben hemen. Eğimi nasıl buluyorduk? Şu 3'e hiç dokunmayalım. 3 böyle dursun. Şurası da x eksi x artı 1 üzeri eksi 1 yapar. Şimdi türev alalım bunun bir kere. Eksi 1'i başa getirdim. Eksi 3. X artı 1 üstünü de bir azalttım. Eksi 2. İşte bu teğetin eğimini verecek olan türev. Getirip burada da x yerine 0 yazalım. 0, 1 olur. 1'in kuvveti 1 olur. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 1 oldu. Eksi 3 oldu. Demek ki teğetin eğimi eksi 3. Şimdi artık nokta belli. Eğim belli. Denklemi yazabiliriz dostlarım. Hemen yazalım. Y eksi y1 yani 3 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 yani 0. Bir satır düzenliyorum. Y eksi 3 eşittir eksi 3x olur. Y eşittir eksi 3x artı 3 olur. İşte bu kadar. Şimdi diyor ki bize x eksenini kestiği noktayı bulun diyor dostlarım. Bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verirsiniz dostlar. Hemen y'ye 0 verelim. Y 0 olursa 3'ü de buraya atalım. Eksi 3 eşittir eksi 3x. Eksi 3'e bölersem de x eşittir 1 çıktı. Demek ki 1 noktasında kesiyormuş dedik. Dördüncü sorumuz. Fx eğrisine üzerindeki x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğetin denklemi nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen gelin fx'in fx eğrisine diyor arkadaşlarım. O halde bana ne lazım şimdi? İlk önce bir kere fx'in türevinde hani teğetin eğimini bulacağım ya ben. Teğetin eğimi lazım. Fx'in türevini almam lazım. F'in türevinde 2 yazdığımda teğetin eğimini verecek. Şimdi o zaman hemen şuranın bir türevini alalım. Bakalım ne geliyor. Şurada alayım arkadaşlarım hatta türevi. Şimdi şurası. F'in türevinde 3x eksi 1 çarpı içinin türeviydi 3. Bunları türev alma kurallarını da söyledik. Eşittir. Bu tarafın türevi de 2x eksi 5 dostum. Şimdi bana F'in türevinde 2 lazım. X yerine kaç yazarsam 2 gelir? 1.
1 yazalım. F'in türevinde ne oldu burası? 2 oldu. Çarpı 3. F'in türevinde 2 çarpı 3 eşittir oldu. 1 yazıyordum. 2 eksi 5'ten eksi 3 geldi dostlar. Şimdi hemen 3'e bölersek her iki tarafı, F'in türevinde 2 eşittir eksi 1 çıktı. Demek ki benim aradığım teğetin eğimi eksi 1 olacak dostlarım. Şimdi istersen hemen şıklara bak, hangisinin eğimi eksi 1 diye kontrol et mesela. İstersen bunu yapabilirsin. Ya da ne yapacaksın? Biz şimdi x eşittir, ya burada zaten az önce söylediğim gibi korsan yöntem yapınca eğimi eksi 1 olan bir tek Edirne şıkkı var. Direkt Edirne doğru cevaptır diyebilirsiniz. Ama biz şimdi bir de şunu bulalım. Hani bizim noktamız ne? 2'ye, F'de 2 noktası. Peki F'de 2'yi nasıl bulacağım? Şurada x yerine 1 yazınca bakın F'de 2 geliyor kardeşim. 1 yazın. 1 eksi 5 artı 3. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1. Yani benim noktam aslında 2'ye eksi 1 noktasıymış. Bunu da getirip bütün şıklarda yerine yazdığınızda yine sadece Edirne'nin sağladığını göreceksiniz dostlar. Ya da yine işte denklem yazma formülümüz neydi? Y eksi y1, yani y artı 1 olur. Eğim neydi? Eğimi ne bulduk? Eksi 1. Yani formülden de bulabilirdik arkadaşlarım eğer istersek. Seçeneğimiz bol. Korsan yöntemde yapabiliriz. Formülle de bulabilirdik dostlarım. Pekala. İlk 6 köşe taşını gömdük. Burada duralım. Kalanları bir sonraki köşe taşında gömeriz. Bakalım kaç tane kalmış onu da bilmiyorum. Hadi görüşürüz dostlar.